Merhaba değerli izleyiciler. Siyaset alan analizi başlıyor. Canlı yayın konuğum Hayri Ünal Bey. Hayri Bey, Kanal 5 Onursal Yönetim Kurulu Başkanı ve Gaziantep Asrın İş Adamları Derneği Şube Başkanı. Hayri Bey, siyaset analizine hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk efendim. Değerli izleyiciler, canlı yayınımız Twitter ve Facebook'ta da bizim Kanal 5 sosyal medya hesaplarında yayınlanıyor. Benim ve sayın konuğumun da takipçileri buradan her iki sosyal medya ağından takip etme imkanları var. Katkılarınızı bekliyoruz. Hayri Bey, siz Kanal 5 bunun dışında da uzun yıllardır iş dünyasının içerisindesiniz. Uzun süredir de siz iş adamları derneklerinin başkanlığını yapıyorsunuz Gaziantep'te. Gaziantep esasen iş dünyasının çok önemli bir merkezi. Ama hiç şüphesiz Türkiye gündemini de hep birlikte takip ediyoruz. Şu son ekonomik durum, doların yükselmesi ve hükümetin bunun karşısındaki önlemlerini bize bir değerlendirmenizi istirham edeceğim. Evet, teşekkür ediyorum. Ekranları başında bizi izleyen değerli izleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum. Tabii Gaziantep bölgenin önemli bir lokomotif şehri. Ama beraberinde birçok sorunu da kendi içerisinde barındıran bir şehir. Hem Suriye'ye yakın olan sınırı, Suriye ile sınır zaten. Evet. Tabii Doğu, Güneydoğu onun aslında batıya geçiş noktalarından, önemli geçiş noktalarından birisi. Çok göç alan bir şehir. Şu anda aşağı yukarı 450 bin civarında Suriyeli ile beraber 2,5 milyona yaklaşan bir nüfusumuz oldu. Bu yönüyle bakarsanız... Diğer Güneydoğu illerinden de göç alıyor değil mi? Yani Türkiye'nin 80 ilinden göç alan bir şehir. Bu bir istatistik çalışmasına bakmıştım bir ara. Göç almadığı il yok. Bu da sevindirici bir şey esasen bir taraf. Evet, yani o bütün Türkiye'nin bir ortak. Çünkü her gelen kendi kültüründen muhakkak şehre bir şey katıyor. Evet. Ve geldiğinde şehrin kültüründen de kendisi bir şeyler alıyor. Bir alıyor. Harman bir şey çıkıyor ortaya. Bir zenginlik çıkıyor ortaya. Tabii Gaziantep'in iki yönlü bir göç alımı var. Yani Suriyeli mültecileri saymazsak aslında onları da o kategoride değerlendirebiliriz. Hem bölgeden çalışan nüfus göçü var orada. Yani hem de işveren göçü almış durumda Gaziantep. Yani evet, iş adamları da burada yatırımlar yapıyor. Doğu Güneydoğu'dan gelen çok sayıda iş adamı. Gaziantep işte 5 organize sanayisi, 6.sının çalışmalar devam ediyor. Dolayısıyla dinamik bir şehir. Ama tabii şu yönünü de söylememiz gerekiyor. Türkiye'nin diğer sanayi sektörlerinde olduğu gibi Gaziantep'te de ağırlıkta fason üretim ağırlıklı bir sanayi şehri maalesef. Bu tabii yeni Türkiye'nin işte oluşturmaya çalıştığı teknolojik üretim merkezleri oluşturma noktasında ben umudum Gaziantep Türkiye'deki birçok yeniliğe öncülük yapmıştır. Bu noktada da bu teknolojik yatırımların yapılabileceği bir merkez üst haline gelmesini temenni ediyoruz. İnşallah. Bu çok önemli. Suriyeli mültecilerle ilgili de durum nedir son olarak madem şimdi, Gaziantep faslından yani şimdi girdik? Tabii Suriye, yani Cenab-ı Hak kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Hakikaten amin. Çok ağır 7 yılı geçen bir iç savaş. Milyonlarca insan yaşadığı şehri, evi terk etmek zorunda kaldı. Bunun yaklaşık belki 7-8 milyonu da ülkeyi tamamen terk etmek durumunda kaldı. Bunun 3,5-4 milyonu Türkiye'de. Bunun 450 bin civarında, belki biraz daha fazlası da Gaziantep'te. Ne kadar pardon? 450 bin. De en sonki rakam oydu. Bu ciddi bir rakam. Birçok şehir nüfusundan daha fazla.
Tabii. Dolayısıyla ki düşünün bir şehir bir anda 450 bin kişiyi barındırabilecek, yaşatabilecek. İşte bunun sağlığı, okul, tek başına sadece tabii. Gel. Genelde kamplarda mı kalıyor yoksa şehrin her tarafına mı dağılmış durumda? Kampta az. yani kampta tabii son rakamları bilemiyorum. Bizde İslahiye'de bir kampımız var. Bir de Nizip'te bir kampımız var. Ama kamplarda toplam sayı 20-25 binden fazla değil. Evet. Geri kalanı tabii, şehrin. Ağırlıkta şehir ilçelerde ama ağırlıkta şehir merkezinde yaşıyorlar. Orada da şöyle bir durum var. Tabii gelen Suriyelilerin içerisinde de şimdi Gaziantep'e geldiğinizde görürsünüz orada. İşte Suriye'ye gelen vatandaş fırın açmış, lokanta açmış, işte çeşitli sektörlerde özellikle işte ayakkabı sektörüne girmişler, triko sektörüne girmişler. Daha büyük orta ölçekli işletmeler açan Suriyeli vatandaşlar var. Ama gelenlerin şöyle şehre bir katkısı oldu. Özellikle o dönem tabii şu anda Türkiye'deki ekonomik krizden dolayı biraz işsizlik arttı gibi gözüküyor ama Suriyeliler gelmeden önce Gaziantep'te çalışabilecek nüfus noktasında ciddi problem vardı. Şehir işçi bulamıyordu. Orada o ihtiyacı aslında bir karşıladılar. Ama Suriyelilerin bana göre Türkiye bu noktada biraz geç kaldı ya da biraz o noktayı tam kavrayamadı gibi geliyor bana. Özellikle Suriye'den gelmiş, yetişmiş yani mühendis, doktor, belli altyapısı olan insanların. Evet. Bunların birçoğu Avrupa'ya gitti. Ya da dünyanın bu, başka yerlerinde. Bu büyük yerlerinde. Bir kayıp. Evet. Aslında kayıp. Ama tabii. Orada bizim bunu görmememiz, fark etmememiz hakikaten enteresan. Yani şimdi Avrupa mülteci alıyor. İşte belli seviyedeki adamları çok rahat alıyor. Bakın. Eğitimlerine bakıyor. Mesleklerine tabii, bakıyor. İşine yarayabilecek, işte kendisinden ihtiyaç duyduğu başvurular olduğu zaman çok rahat onları alıyor. Ama biz mevcut yetişmiş o insanların gitmesine de müsaade ettik. Aslında onların orada yaşayabilecekleri ortamları hazırlamamız lazım. Suriye'nin şöyle bir özelliği var. Ben bunu tabii yetkililerle de bazen sohbetini yapıyorum. Orta Doğu'ya gitmişsinizdir muhtemelen. Evet. Özellikle Orta Doğu ve Afrika'nın önemli bir kısmının ticaretinin büyük oranda yapan Suriye vatandaşları. Hatta ben orada bir tabir kullanıyorum. İslam dünyasının Yahudi tüccarlarıdır Suriyeliler diyorum. Yani o kadar etkinler. Tabii. Orta Doğu piyasasında. Yani Orta Doğu piyasasında. Ticareti çok iyi bilirler. Ve yerleşmişler. Çok rahat ticaret yapabiliyorlar. Şimdi Yahudilerin en büyük özelliği üretici değildir onlar. Tabii sonradan büyük markalar üretiyorlar falan ama asıl sektörleri onlar ticarettir. Yani Yahudi tüccarı derler ya. Evet. Ermeniler sanatkardır. Bilirsiniz. Gaziantep'in biraz o noktada gelişmişliğinde de daha önce Gaziantep'te hem Yahudi hem Ermeni nüfus. Şu anda var halen. Ama çok az. Tabii isim, Türk ismi almışlar işte. Ama büyük ağırlıkta gittiler. Gaziantep'te o el sanatı işi ya da fabrikalardaki başarısı, yani üretimdeki başarısı biraz Ermenilerden kalmadır Gaziantep'e. Katkıları var yani. Ciddi katkıları var. Gaziantep'in ticaretinde de Yahudilerin katkısı var. Evet. Yani şehir onlardan bunu öğrenmiş. Bu önemli. Ve bunu geliştirmiş süreç içerisinde. Dolayısıyla bizim şu öneriyi ben birkaç yere de yapmıştım. Bizim Suriyeli gelen bu özellikle beyin göçünü tabii, bizim burada doğru eğer kanalize edebilirsek tabii. Biz Türkiye'nin üretimini Orta Doğu'ya bunların üzerinden çok rahat pazarlayabiliriz. Dil yani, konusu da çözülmüş hem oluyor. Hem dil var hem orada akrabalar var. Tabii. Şimdi
ve yetişmiş akrabaları. Ben daha önce ciddi manada mermer sektöründeydim. İşte Suudi Arabistan'a, mesela Bahreyn'e, işte Dubai'ye, Birleşik Arap Emirlikleri'ne mermer satardık. Bütün çalıştığımız firmalar Suriyeliydi. Suriyeliydi. Oraya gittiğimde mesela Cidde aynı şekilde. Yani o bölgenin, Mısır'ı da incelediğiniz zaman, tabii, Mısır'ın da ekonomideki ağırlığı Suriyelilerin elindedir yine. Hı hı. Çünkü ciddi bir potansiyel. Bu potansiyel. Dil noktasına da bildiğim bir konu. Şimdi hem dil var. Özür diliyorum başkanım. Yani Fasih Arapçanın konuşulduğu iki merkez var. Biri Şam'dır. Bir tanesi de Mısır'ın, İskenderiye. Evet, İskenderiye'dir. Evet. O yüzden Şam, yani Arap dünyasında sizin dediğiniz gibi çok önemlidir. Önemlidir. Yani tarihe baktığınız zaman da Şam, Halep bir ticaret merkezi olmuştur. Bu tarihsel bir geliştir. Bir günde oluşmuyor bunlar. Yani birinin tüccar olabilmesi için iki kuşak geçmesi gerekiyor. Birinin işte üretici, sanayici olabilmesi için bir iki kuşak geçmesi gerekiyor. Burada onlarca kuşaklık bir birikim ve tecrübe söz konusu. Başkanım, bu noktada Türkiye'deki bu dolar ve Gaziantep'e nasıl yansıdı, sizin değerlendirmeniz? Şimdi tabii yani nedir? Türkiye'deki bu son işte döviz üzerinden, özellikle de dolar üzerinden Türkiye'ye yapılan bir operasyon. Bu siz böyle görüyorsunuz. Ama orada tek başına bu mudur? Şimdi bizim yumuşak karnımızdı ekonomik. Tabii yani şimdi biriyle bir dövüşüyorsanız, bir işte güreşiyorsanız zayıf yönünüzü kullanırlar. Kullanırlar. Bizim zayıf yönümüz ekonomiydi. Bunun sebepleri var. Yani bir özellikle şimdi AK Parti iktidarından alıp gelirsek mesele. Yani 2001 hatırlıyorsunuz, çok ciddi bir kriz yaşanmıştı. 2001 krizinden sonra AK Parti belki iktidara getiren en önemli unsurlardan biriydi. 2008'de bir global kriz yaşandı. Dünyada yaşandı. Türkiye de bundan ister istemez etkilendi. Ama daha sonraki devam eden, özellikle Türkiye'de dikkat edin, ekonomideki sıkıntıların başlangıç tarihi aslında Gezi Parkı'nın başlamasıyladır. Yani Gezi Parkı olayları. Tabii yani şimdi Gezi Parkı olayına bakın, o tarihte Mayıs ayının sonuna doğru başlamıştı o iş. Mayıs ayında Türkiye'nin açıkladığı, yatırım kararı aldığı, bir kısmına da başladığı 100 milyar doların üzerinde bir yatırım kararı vardı Mayıs ayında. İşte 3. havaalanı. 3. köprü. 3. köprü, ondan sonra nükleer santraller. Evet. Gibi. Marmaray, bunlar devam ediyordu zaten. Marmaray da Avrasya Tüneli. O dönemlerde evet, başlayan şeydi. Toplamı 100 milyar doların üzerindeydi. Ve ekonomi Türkiye'de iyi gidiyordu. O ay içerisinde, yani işte ay başı gibiydi bu açıklamalar ya da bu projeler ortaya kondu. Mayıs ayının sonuna doğru da Gezi Parkı meselesi başladı. Arkasından 6-7 Ekim. Bunu da açıkça gündeme getirdiler. Yani gelip o dönemi başbakan vekili Bülent Arınç Bey ile görüşmelerinde bunların hepsini durdurun. Yani bu projeler durdurun. Durdurun. Derdiniz ağaç tane. Evet. Yani şimdi devam edip gelen süreçte ne yaşadı Türkiye? Doğu Güneydoğu sorunu ile ilgili bir açılım süreci. Yani Türkiye'de bir iş barışın sağlanması, bir Türkiye'de bize göre Kürt sorunu olmayan ama birilerine göre Kürt sorunu diye ortaya konan, öyle de kabul etsek, devlet olarak, bugünkü hükümet olarak bunun çözümü noktasında ciddi adımlar atılandığı bir süreçte beraberinde devam ediyordu. Daha sonra 6-7 Ekim olayları, MİT'ler'i, 17-25, Diyarbakır, işte Cizre, o bölgelerdeki hendek olaylarını yaşadı. Bunlar her birisi baktığınız zaman bugün dünyada birçok ülkede birisi yaşandığı zaman ülkeyi ciddi sıkıntıya sokacak olaylardır. Evet. Sonrasında 15 Temmuz. 15 Temmuz tabii bambaşka farklı bir boyuttu o.
15 Temmuz akabinde de şimdi geldiğimiz noktada da ekonomik operasyona Türkiye maruz kaldı. Ama şunu atlamamak gerekiyor. Bütün bunlar olurken bizim hatalarımız, eksiklerimiz, yapmamız gerektiği ama yapmadığımız ne var? Oturup üzerine çalışılması gerekiyor. Evet. Konuşulması gerekiyor. Anladığım kadarıyla yani son işte ekonomiyle ilgili açıklanan programlar, Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemleri, özellikle ekonominin başında olan Sayın Albayrak'ın ifadeleri. Evet, Türkiye bazı meselelerin ciddi olarak farkına varmış ve bu noktada tedbir almaya çalışıyor. En büyük sıkıntılarımızdan birisi bizim kolay kredi ve para temin edebildiğimiz dönemlerde Türkiye'de biz işte bol miktarda binalar yaptık. İnşaat sektörüne. İnşaat sektörü. Yani ne geldiyse inşaat sektörüne yatırdık. Bir diğerinde de hizmet sektörü. Yani ne demek hizmet sektörü? Daha önce şehirlerde bulamadığınız kafeler, restoranlar dikkat ederseniz. Yani toplumu harcamaya teşvik edecek. belki de harcamasını zorunlu kılacak bir yaşam tarzı. İşte sokaktaki arabaların modellerine baktığınız zaman bile evet ülke son 15 yıl içerisinde çok ciddi bir yaşam kalitesini geliştirdi. Ama temeline baktığınız zaman evet bugün bizim Türkiye'nin yaşadığı o yaşam kalitesini finanse edecek gerçekten paramız var mı? Biz bunu borçlanarak yapmışız ama. Evet. Üretmemişiz burada. Şimdi bizim üretmemiz gerekir. Üretirken de ihracat yapmamız gerekiyor. Bir koca ülkeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti dediğiniz zaman dünyadaki sıradan bir ülke değil. Yani işte dünyadaki gelişmişlik, işte ekonomi yönünden 17. sırada oluruz, şurada oluruz, burada oluruz. Bu böyle değil ama. Türkiye her zaman en sıkıntılı dönemde bile dünyanın önemli 3 ya da 5 ülkesinden birisidir. Çünkü Türkiye'nin alacağı tavır, Türkiye'deki gelişecek olaylar dünyayı etkileyebilecek boyuttaki bir ülke Türkiye. Sıradan bir ülke değil. Bunu görüyoruz. Yani dün bunu biraz sonra belki konuşuruz. Birleşmiş Milletler'deki işte Cumhurbaşkanı tabii, konuşması. Oradaki konuşmalarda biz tabii bütün liderleri dinlemedik ama ona da geldiğimizde konuşalım. Konuda dağılmasın. Ekonomi şu anda belki müsibet gibi görünüyor olabilir. Ama ben bunun hayırlı olacağına inananlardanım. Birçok yerde bunu siz yakinen biliyorsunuz. Belki hatta bazen şaka yapıyorum tabii. Mutlaka öyle değil. Diyorum Berat Bey Türkiye'de benden başka destekleyen yok. Evet, genelde hani bir eleştiri var. Yani şimdi gittiğim her yerden Bey'in... işte aşağı yukarı yani AK Partili olmuş, diğer partili olmuş. Çok önemli değil. Söyledikleri vatandaş. Eleştiri yapanlar da Berat Bey'in bilgi birikimine ya da kapasitesine değil efendim Sayın Cumhurbaşkanı'nın damadıdır diye. Yani hem ondan şey yapıyorlar efendim yaşlı genç ya da işte tabii şunu söyleyenler de var. Yani bu işte tecrübesi de yeterli değil gibi söylüyorlar ama ben Berat Bey'in ilk ismi açıklandığında bana göre o kabinenin en doğru adımlardan birisiydi. Evet. Niye bunu evet bunu neye dayanarak neye dayanarak söylüyoruz? Şimdi iyi kötü biliyorsun ben aşağı yukarı 10 yıla yakın bir zaman dilimidir ekonomik operasyon yapacaklar bize diye televizyonda anlatmışım, yazarak anlatmışım, özel sohbetlerimizde evet. Anlatmışım. Doğru. Bir bize karşı bir ekonomik hareket yapacak. 15 Temmuz gecesi televizyona çıktığımızda bu iş bununla bitmez diye. Bitmez. Bunu Türkiye halledecektir ama arkasında akabinde ekonomik operasyon gelecektir. Çünkü dünya işin neticesi dünya yeniden bir dönüşüm içerisinde. Yani yeniden kendine bir yol arıyor. Mevcut sistemi dünya kaldırabileceği kapasitede değil. Yani, evet. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız da onu çok güzel ifade etti. Yanlış hatırlamıyorsam 60 küsür kişi ya da aile ya da firmanın elindeki kontrol ettiği para dünyanın 3.6 milyar
kişisine denk, gelirine denk. Yani evet, korkunç bir şey var. Gelir adaletsizliği. Gelir adaletsizliğinin dışında şimdi yani ekonomi ya da kapital, para bu kadar az sayıda insan eline geçtiyse, para şudur. Şimdi insanlar para kazanırken, ilk başlarken ya işte yaşam kalitemi, standartımı artırayım, ailem daha rahat etsin, işte bir iki de gayrimenkulüm olsun, çocukların benden sonraki geliri garanti olsun, hayatları şey olsun, garanti olsun. Ama para belli bir noktadan sonra belli bir limitleri vardır. O limitleri aştığınız zaman belli bir sermayede dersiniz ki ya ben işte şehri ben idare etmeliyim. Çünkü şehirden zengin benim, işte ben iş veriyorum, güç bende. Dolayısıyla şehrin şu anda bizim yaşadığımız sorunlardan birisi de bu. Şehrin belediye başkanı ben belirlemeliyim. İşte vali gelecekse hükümet önceden bana bir sormalı. Yani hangi vali size uygun olur? Artık psikolojik olarak böyle bir duruma geliyor. O güce bütün her gelmiş. Şeyi, bütün her şeyi kontrol etme oluyor. Yolu. Yani milletvekilleri yani işte şu kadar listede hazırlanıyorsa bunun en azından yarısını benim istediğim adamlar olmalı. Çünkü şehrin sahibi benim deme noktasına geliyor. Bu insani fıtrattır bu. Bu daha üst ölçeklerde olduğu zaman ülkeyi kendinize göre şekillendirme isteği başlar. Daha üst seviyelere çıktığı zaman sen dünyayı kendinize evet, göre şekillendirme talebi ve isteği ve gayreti başlar. Şimdi geldiğimiz noktada, geçen bunu bir diğer programda anlatmıştım. Yani tarihte bir İspanya'da yaşanan Yahudiler işte 1450 küsürlerde İstanbul'a biliyorsunuz büyük kısmı o zaman Fatih Sultan evet, Mehmet Han kabul etmişti ona. İspanya'dan kaçıp gelen Yahudilerdi. Orada da aynıydı. Çok güçlenmişlerdi. Devletlere borç vermeye başlamışlar. Verdikleri borçla bugünkü IMF'nin aslında devletlere ya da bankalar üzerinden yaptıkları uygulama. Devletleri kontrol altına alma hevesi başlayınca tabi devletler bakıyor ki bu işin sonu yok. Ve bir imha hareketi başlatılıyor. Şimdiki geldiğimiz noktada da bakıyoruz dünyada, yani Amerika diyoruz. Amerika'yı incelediğiniz zaman Amerika'yı kartel şirketler yönetir hale gelmiş. Şimdi Amerika'daki en büyük sıkıntılardan birisi Pentagon biraz daha kendine göre milli kanadı temsil ediyor. İşte para, güç, finans da diğer kartel birkaç tane ailenin elinde. Şimdi Amerika'yı yönetiyorlar. Peki Amerika'yı yönetmek kalmıyor. Onunla yeterli değil. Bu sefer dünyayı yönetmeler gerekiyor. Neyle yönetiyorlar bunu? İşte bir NATO, Birleşmiş Milletler. İşte sayın bizim Cumhurbaşkanımızın ifadesi, dünya beşten büyüktür ifadesi aslında budur. Yani, yani Birleşmiş Milletler yapsın incelediğiniz zaman aslında o kurulan sistemin kontrol altında tutulup yönetilme sistemidir. Dolayısıyla onda çok dengesiz, tabii beş ülke orada veto hakkı var. Evet. Dolayısıyla onların istemediğini hiçbir şeyin orada olabilme şansı çıkma yok. Çıkma imkanı yok. 190 küsur tane ülke var. Bunun 190 tanesi dese ki ya bu telefondur. Onlar dese ki telefondur kardeşim, bu camdır yani bardaktır dese, telefonu cam bardak diye onaylamak zorunda kalıyor. Bizim doğrumuz onların yanlışın doğrusu oluyor. Evet. Dolayısıyla bu işte IMF bahsettiğimiz beraberinde bugün işte çok konuşulan, dün yine Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği doları silah aracı olarak. Evet, madem ki oraya da girelim. Birkaç defa şey verdiniz. Sayın Cumhurbaşkan konuşmasını siz tam izlediniz. Öyle biliyorum. Evet. Hakikaten merakla da bekleniyordu. Çünkü Suriye'deki gelişmeler, İdlib'de bir katliamın yaşanma ihtimali son haftalarda çok yoğunlaştı. Ama Türkiye Suriye'ye daha çok askeri sevkiyat yaptı. Tahran zirvesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın net olarak tavrı, kararlılığı bir nevi şeyi bozdu. İran'ın veya Rusya'nın farklı düşüncelerini bloke etmiş oldu. İdlib'de Beşar Esad'ın yapmayı planladığı bir halk katliamı hamdolsun şu anda önlenmiş durumda. Bu arada da Soçi'de Sayın Cumhurbaşkanımızla Putin
daha farklı İran'dan, İran'ı da dışarıda bırakarak iki ülke arasında bir anlayış birliğine geldi. Habire mekik de okuyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Kazakistan'daydı, Azerbaycan'daydı. Sürekli yurt dışında, yurt içinde. Şimdi Birleşmiş Milletler'in genel kurulu var. Başta dünya beşten büyüktür sözü zaten her zaman söylüyor ama konuşmayı ve bu gelişmeleri değerlendirmenizi merak ediyorum. Şimdi dün tabii orayı izlerken önce biliyorsunuz Trump konuşma yaptı. Evet. Onun öncesinde bir başka devlet bir sırasını kaydırarak geç geldiği için ama orada Cenab-ı Hakk'ın tavafuk derler ya. Evet. Trump konuştu. Peşinden de Tayyip Bey konuştu. Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi izlerken şunu düşündüm. Trump'ın konuşmasında dikkat ederseniz şunu vurguladı. İşte benim dönemim Amerika'daki yani Amerikan yönetimlerinin içerisindeki en başarılı ekonomik operasyonu yapılan dönem benim dönemim. Yani nedir? Ben ülkeyi zenginleştirdim. İşte şu tedbirleri aldım. Ülkenin ekonomik durumu şu noktada. Sonra döndü. Peşinden bir şey daha söyledi. Dedi ki tabi ona oradakiler güldüler falan. Evet güldüler. Kuruldakiler. Sonra döndü dedi ki biz dedi yine Amerika tarihi içerisindeki en büyük askeri bütçe yaptık. 700 küsur milyar dolarlık askeri bütçe yaptık. Şimdi baktığım zaman ne görüyorum? Dünyayı tehdit etti orada iki şeyle. Bir, ben doları zaten silah olarak size karşı kullanıyorum. Bu silahımı da güçlendirdim diyor. İkincisi, bak bununla da sizi hizaya getiremezsem askeri operasyonu yapacak ordumu da güçlendirdim. Şimdi orada dünyayı tehdit etti. Benim algım bu. Yani o söylemlerin içerisinde. Dünyayı tehdit etti. Peşinden Sayın Cumhurbaşkanı geldi kürsüye. Onun konuşmasını dinlerken yaptığı şey çok açıktı. Bu sizin başlatmaya çalıştığınız savaş, yani siz ekonomi savaşıyla dünyayı dizayn etmeye çalışıyorsunuz. Bu doğru değil, bu dünyaya da huzur getirmeyecek dedi. Aşağı yukarı dünyada hemen hemen bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımız evet. Hemfikir. Sonra ne dedi? Birleşmiş Milletler yapısıyla alakalı, buradaki adaletsizliğin bu şekilde devam etmesi noktasında yine dünya huzur bulamayacaktır. Çünkü buradan kararlar doğru çıkmıyor. Dolayısıyla sahadaki uygulamalarda da dünya vatandaşları, işte orada dünyadaki rakamlar da verdi. İşte şu kadar aç olan insan, işte eğitim sıkıntısı ve dünyada şu kadar sıkıntılardan dolayı can veren insanlardan, coğrafyalardan bahsetti. Bir dünyayı da şöyle bir tarif etti. Orada fotoğraf şuydu. ABD'nin ve onu destekleyen tabii bazı devletler var ama başlattığı bu yeni dünya düzenini kurma noktasında en dik şekilde tavır koyan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Doğru. Çok önemli. Bu süreç nereden başladı? Dünya 5'ten büyüktür süreci başladı. Aslında Van Nuit'le başlayan bir süreç. Daha öncesine döner gelirsek. Dünya 5'ten büyüktür söylemi. Ve son gelinen noktada da bir önemli bir şey daha var. Amerika'nın doları silah olarak kullanmaya başladığı noktada da dünyadaki birçok ülkeyi bizim bundan kurtulabilmemiz için milli paralarımızı kendi ticaretimizde kullanacak sistemleri geliştirmeliyiz. Söylemeliyiz. Evet. Yine bazen bir musibet evet. Aittir. Tabii musibet bir nasihat evladır diye meşhur söz var. Ve buna bizim bir alternatif geliştirme zorunluluğumuz var. Söylemi. Bu söyleye söyleye gelinen noktada, gelişen olaylarda şunu gösteriyor. Trump konuşmasını bitirdiğinde sonradan yapılan yorumlarda 4 ülke başkanı Trump'ı alkışlamış. Yani o konuşmasında karşılık bulan 4 ülke alkışlamış. Peki Cumhurbaşkanı Sayın Cumhurbaşkanı konuşmasını bitirdiğinde
Sayı bilmiyoruz ama salondan çok ciddi mikrofona gelen alkış sesleri vardı. Evet. Trump'ın da alkış sesi gelmedi zaten. Sayıya baktığınız zaman evet, Türkiye bu dünyanın yeni dönüşüm noktasındaki öncü rol oynama o tarihsel misyonudur çünkü. Yani biz tarih boyunca hep dünyada öncü rol oynayan ülkelerden birisiyiz. Ve hep de önemli bazı kırılma dönemleri olmuştur ama her zaman dünyada yön veren, bazen racon kesen, bazen kural koyan bir gelenekten geliyoruz. Ve yine şu anda Türkiye bu rolünü oynamaya başladı gibi gözüküyor. Bugün Çin işte diyor ki biz kendi paramızla, yani milli paralarımızla ticaret yapan Rusya o noktaya geldi. İşte belki gün İran zaten İran hazır bu buna şey. Evet dedi. İşte Irak evet dedi. Hindistan ambargodan dolayı ben İran'la petrol alışverişinde yerel paramı, milli paramı kullanacağım dedi. Bu ne demektir? Bu şu demek. ABD'nin doları silah olarak kullanma noktasında bir süre sonra o dolar silahını kullanamaz hale gelecek ama bu ekonomisini belki de çökertme noktasına getirecek. Şimdi Avrupa Birliği'nin ya da işte yarın da Sayın Cumhurbaşkanımız Almanya'da olacak. Evet. İşte bundan birkaç ay önceki Almanya'nın, Avrupa'nın Türkiye'ye karşı olan tavrından eser kaldı mı? Kalmadı. Kalmadı. Çünkü aynı sıkıntı. Tabii. Çünkü şunu görüyor. Bu süreç Avrupa Birliği'nin dağıtacağını görüyor Avrupa. Evet. Orada birçok ülkenin sınırlarının değişeceği, belki birçok ülkenin isminin kalmayacağı. İtalya Başbakanı sırada biziz. Sırada biz de olabiliriz gibi laflar etti. Şimdi Avrupa Birliği de bir anda, özellikle de orada tabii önemli ülke Almanya, sonra Fransa'dır. Evet, İngiltere ayrıldı. Ayrıldı. İngiltere kendi başına değerlendirilmesi gereken, her zaman o da tarihte her zaman önemli ülkelerden birisidir. Ve Türkiye ile bir anda çok daha yakın durabilme ihtiyacı ortaya çıktı. İşte Hollanda biliyorsunuz büyükelçiliğimiz karşılıklı olarak çekilmişti. Şimdi görevlendirme yapıldı. Büyükelçilerin atanması yapıldı. Hollanda önemli. Türkiye'de en fazla yatırımı bulunan Avrupa Birliği üyesi. Yani doğrudan yatırım evet. Yapan, en fazla yatırım yapan ülke. Şimdi bu ne gösteriyor? Evet, dünyada bir yeniden yapılanma noktasında biraz o geliştirme, az önce verdiğim örnekteki para sahipleri, güç sahiplerinin kendi sınırları içerisinde yetinmeyip dünyayı kendilerine göre şekillendirme arzusunun önünde bir ciddi direniş alternatif var. Ve direniş gösterecek bir bloklaşma ortaya çıkmaya başlayacak. Ve başladı evet. Da. Burada Rusya çok önemli, Çin önemli, Avrupa Birliği, yani tek de ülkeleri saymayalım, önemli. Türkiye çok önemli. Neden Türkiye çok önemli? Evet, İslam ülkeleri içerisinde bugün Türkiye ile beraber hareket etmeyen ülkeler olmasına rağmen, ki zamanı geldiğinde onlar da bunu görüp aynı noktaya gelecekler diye inanıyorum. İslam coğrafyası, yani 1 milyar 800 milyon nüfusun temsilcisi durumuna gelmiş bugün Türkiye. Sebep nedir? Çünkü her yerde olan sorunun arkasında en dik, en bedel ödemeye hazır olarak karşı duran Türkiye'dir. Cumhurbaşkanımız sırayla zaten bu coğrafyada göç, mazlumlara sahip çıkma, Arakan, Eritre'de, Burma'da, Bosna'da, Suriye'de, Irak, Libya'da, Afganistan, Irak'ta. Hepsini sırayla, Libya, tabii. Lübnan hepsini tabii. Sırayla yaptıkları yardımların rakamlarını da vererek çok güzel bir şekilde Türkiye'nin sizin bu söylediğiniz anlamdaki yani muazzam konuşma, bir konuşma evet. Dünkü. Çok güzel hazırlığını yapmıştık. Ve şu oradaki devlet başkanları, yani devlet temsilcilerinin oradaki tabii diğer liderlerin konuşmasını bütününü dinleyebilme fırsatı ve imkanı olmadı. Ama sonradan yansıyan yorumlar, Türkiye'nin ortaya koyduğu bu duruş ve tavır her geçen gün dünya
kamuoyu veya diğer ülkeler tarafından daha fazla desteklenir hale geldiğini görüyoruz. Geliyor. Bu çok önemli. Bunu çok doğru yönetilmesi gereken bir süreç. Çünkü her an yani Suriye yanı başımıza. Coğrafya olarak çok büyük değil aslında ama bugün birçok büyük ülkelerin hem de silahlı ekiplerin olduğu, askerlerin olduğu bir coğrafya. Yani işte Akdeniz, Doğu Akdeniz'de bir dünya savaş gemisinin dolaştığı, işte üslerin kurulduğu, işte PYD gibi bir terör örgütünün, o çok önemli, onu vurgulayacağım biraz sonra. Evet. 19 bin tırın üzerinde silah, yani uçaklardan atılanlar hariç, bir ciddi bölgede her an patlamaya hazır bir ortama dönüştüğü bir noktada Türkiye hakikaten özellikle işte İdlib'de herkesin artık bitti. Bu gerçekleşecek. Oradaki o aşağı yukarı 3,5-4 milyon civarında bir nüfusun barındığı bir bölge. Çünkü diğer bölgelerden oraya toplandı insanlar. Evet. Çok ciddi bir katliama dönüşebilirdi. Bunu Türkiye hakikaten çok ciddi hem özverili hem de ciddiyetle takip ederek İran toplantısında o üçlü zirvede çözememişlerdi bunu. Ama daha sonra işi bırakmadı. Devam etti. Ve Soçi'de tekrar o hayata geçti. Ve bu devam etti. Oradaki önemli meselelerden bir tanesi siz ayrıca Kuzey Irak'taki PYD oluşumu, Türkiye oraya tabii iki tane ciddi operasyon yaptı. Kuzey Suriye. Kuzey Suriye, evet. Hı-hı. Ben Kuzey Irak mı dedim yoksa? Kuzey Irak diyoruz. Evet. Evet. Kuzey Suriye. O konuyu da eğer yani değinirseniz şimdi, arkasından biraz yerel seçimleri konuşacağız. Şimdi bölge önemli ateşin patlama ihtimali olan en önemli bölge haline gelmiş durumda. Ve bu bizim sınırımızda. Biz bunu bir şekilde önlemeye doğru ciddi gayretler sarf ediyor ülkemiz. Risk de alıyor. Bugün bizim Suriye'de artık bir ciddi askeri varlığımız da söz konusu. Ve yine orada Birleşmiş 12 Milletler'de, tane bizim de üssümüz var. O İdlib'de sadece. İdlib'de, tabii, evet. Bir de Kuzey Suriye'de. Evet. Afrin tamamen orada aynı şekilde. Diğer işte Fırat Kalkanı operasyonuyla Elbab'a kadar, Carablus, Elbab bölgesinde yine oralarda bizim askerlerimiz var. Bir ciddi tabii sınırda ayrıca askeri tedbir alınmış, yığınak yapmış durumdayız. Dolayısıyla bizim orada şimdi tabii dün yine Birleşmiş Milletler'deki konuşmanın içerisinde oradan başlayıp Carablus'tan Münbiş'ten Irak'a kadar olan sınırın çözülmesi gerektiğini ifade etti. Yani kim var orada? Orada da PYD var. PYD dediğiniz zaman işte ABD'nin silahlandırdığı, bir ordu haline getirmeye çalıştığı bir 50-60 bin kişilik bir kuvvetten bahsediyoruz. Yani dolayısıyla bölgenin sorunları fazla. Birileri bölgedeki dizaynı kendilerine göre yapmak peşine düşmüş durumdalar. ABD özellikle buradaki en büyük sorunlardan bir birisi haline dönüştü. Orada dün onlara da noktalamış olayım. Çok önemliydi o. ABD'nin merkezinde, Birleşmiş Milletler binasında Tayyip Bey terörle alakalı bir FETÖ ve PYD'yi örnek göstererek. Onu da size ABD'ye soracaktım. Evet, ABD'ye. Yani FETÖ konusunda da çok ciddi manada üzerinde vurgulayarak. Yani oradaki ifade aslında şey şudur. Yani siz terör örgütlerine destek veren bir ülke haline geldi ABD. Yani dün Saddam'a operasyon yapılırken, Irak operasyonu yapılırken ne konuşuluyordu? Hangi gerekçelere girmişlerdi? El-Kaide yardım ediyor diye geldiler. Sebeplerden birisi oydu. Diğeri de kimyasal silah. İki tane gerekçeler vardı. Ama öncelikle kullandıkları teröre yardım eden devlet diye geldiler oraya. Peki bugün ABD, sen terörün daniskasının liderini Pensilvanya'da tutuyorsun. PYD burada PKK olduğunu kendisi en iyi bilenlerden birisidir. Tabii.
Onu destekliyorsun ve silahlandırıyorsun. Evet, ABD bugün dünyanın gözünün önünde Sayın Cumhurbaşkanı tarafından teröre destek veren devlet olarak ilan edilmiştir. Hem de Amerika'da Birleşmiş Milletler'in genel kurulu. Evet, çok önemlidir bana tabii göre. Evet. Evet, yerel seçimler yaklaştı Hayri Bey. Sanki AK Parti başta olmak üzere partiler özellikle il belediye başkan adaylarını, sonra da tabii metropol ilçeler ve tüm ilçe belediye başkanlarını sanki bu yıl sonu itibariyle belirlemiş olacaklar. Hem yerel seçimlerde başta AK Parti, diğer partilerden de konuşabiliriz. Nasıl bir beklenti var? Mesela Sayın Cumhurbaşkanımız hem 24 Haziran seçimleri arkasında büyük kongrede sürekli daha çok gençleştirme yönünde mesajlar verdi. Bu belediye seçimlerine de yansır mı? Belediye seçimleri daha gelmeden birçok belediye başkanı görevden alındı. Başta İstanbul, Ankara, en son Ordu. Yani onu geçti. Balıkesir vardı, Balıkesir'e, Bursa var. Niğde vesaire ilçe belediye başkanları da var. O da gösteriyor ki yani belediye başkanı seçtirmek de yeterli değil. Kimin seçileceği de çok önemli. Artık özellikle 15 Temmuz süreci sonrası Sayın Cumhurbaşkanımızın rahat çalışabileceği hükümetin ve yanlış yapmayacak bir genel değerlendirme ile başlayalım. Şimdi orada iki şekilde bir tabii Gaziantep bir de Türkiye genelindeki yerel seçimler meselesi var. Türkiye genelinde dediğiniz zaman en önemli belediye seçimi İstanbul'dur. Nüfusu ve etkinliği bakımından. İstanbul çok önemlidir. İşte hepimizin bildiği İstanbul'u alamayan iktidarda kalamaz. Meşhur, olamaz. Klişeleşmiş, herkesin kabul ettiği ve doğru bir yaklaşım. Doğru. Beraberinde. 24 Haziran seçimlerine baktığınız zaman AK Parti İstanbul'da %41 oy almış durumda. Dolayısıyla belediye ile ilgili bir sıkıntı da ortada gözüküyor. Yine yaşadığımız da bir ekonomik kriz. Bu vatandaşa nasıl yansıdı? Vatandaş bunu sandığa nasıl yansıtacak? Daha 6 aylık bir süreç var önümüzde. Bugün de belki onu tahmini yapmak çok kolay değil ama şu da bir aşikar ki insanlar ekonomik sıkıntı yaşadıkları zaman bunu hareketlerine, tavırlarına yansıtırlar ister istemez. Yani ne demektir bu? Ya borcu olan, işte kapısına icra dayanmış, elektrik kesilmiş bir aile reisi evde agresif olur. Hanım da agresif olur. O evde de kavga bitmez. Çünkü sıkıntı var. Çocuk ekmek bekliyor, o biri bilmem ne bekliyor. Bu şudur, ekonomi sıkıntı çeken insanlar biraz agresif olurlar. Ve duygusal düşünürler ister istemez. Bunu sandığa nasıl yansır? Nasıl izole edilebilir mi? Yani bazı arkadaşlarla konuşurken ya bunu evet vatandaş dış kaynaklı olduğunu idraki içerisinde olduğu için bu oya olumsuz yansımaz. Ben aynı kanatta değilim. Yani evet böyle de kabul etse bile insanlar bakacaklar. Şimdi bizde hani derler ya Yahudi sıkışınca eski defterleri karıştırır. Yani esnaf eski alacaklarını karıştırır. Kimlerde ne alacağım var diye. Şimdi vatandaş da evine icra haciz işte ay başını aylığıyla getiremez hale gelirse, sıkıntı yaşamaya başlarsa ilk bakacağı şeylerden birisi siyasi aktörlere bakar. Ya bu ekonomik sıkıntı onların hayatına nasıl yansıdı? Ben bu sıkıntıyı çekiyorum. Ona nasıl yansıdı? Onun hayatında bir değişiklik yok gibi bakacak. Bu ister istemez etkiler. Yani şimdi şehirlerden herkes birbirini tanır. Küçük şehirlerde bu biraz daha yoğun tanır. Tabii. Ya işte der ki ya Hayri Ünal mesela kendimden örnek vermiş olayım. Dün bunun mali durumu şu seviyedeydi. Geldi ya 5 senedir meclis üyeliği yapıyor. Bugün durumu nedir? Şimdi tanıyor komşusu tanıyor, o biri tanıyor, o biri tanıyor. Neredeyse aldığımız tanıyor. Ceketi tanıyor. Bile fark edebilen bir... Sen
bazen bana söylüyor, sen bu ceketin 3 sene önce de vardı. Evet. Yani. Değil mi? Yani karşılaşıyorum. Böyle bir şey, yani yerel yönetimler biraz buna mahsustur. Yerel yönetim dediğiniz zaman halkla yönetimin en fazla iç içe olduğu yönetimdir. Mekanizmadır. Yani. Mekanizmadır, doğru. Dolayısıyla şehirle iç içedir, vatandaşla iç içedir. Her anıyla karşı karşıyadır. Yolda çukur olduğu zaman belediye başkanı aklına gelir. Yani tekeri düştü, işte cantaya girirse belediye başkanına suçluyor. Gerçekten de haklıdır. Yani kendi açısından yol haklı. Düzgün olsa. Yani yol düzgün olsa düşmeyecek oraya. Ya yani işte bahçede, parktaki ağaç kurusa, çünkü biraz ağaca sevgisi olan adam. Evet. Ya bu ağaç, ya başkan sen bu ağacı niye kuruttun diye kendi kendine söylenmeye başlar. Evet. Yani o parkın sorumlusu falan aklına gelmez. Tabii. Hatta diğer kamu kurumlarının yaptığı yanlışları da belediye başkanlığı... Ya elektrik gelsinse... Evet. Bir çünkü şey rahat yoktur. Ulaşabileceği odur yani. Tabii. Yani elektrik gelsinse belediye başkanı diye bakarlar. İşte şehirde trafikte aksama varsa o aklına gelir. İşsiz kalırsa belediye aklına gelir. Evine icra gelirse aklına gelir. Hanımıyla mahkemeye göre boşanma davası açsa belediye aklına gelir. Bakın. Bu kadar bu kadar bir misyon yüklüyor. Tabii. Yani. Belediyeler dediğiniz bu zaten yani. Evet. Şimdi böyle bir ortamda evet AK Parti belediyeciliğim. Çünkü yani AK Parti belediyeciliği dediğimiz mesela Refah Partisi belediyeciliğiyle başlayan bir süreç. 26 Mart 1994. 94. Oradan başlayan bir süreç. O belediyedeki 94 seçimlerinin getirdiği sonuç Erbakan Hoca'nın 11 aylık iktidar dönemidir. İdare evet. edilmezseydi devam ederdi. 28 Tabii. Şubat onu ömrünü kısalttı. Daha sonrasında da AK Parti iktidara taşıyan ilk temel taşıdır. Tabii o belediye başkanımız şu anda Cumhurbaşkanı. Tabii. Belediye başkanımız İstanbul işte az önce İstanbul evet. dedik ya. Şu anda da Cumhurbaşkanımız başkan. Başkan. Daha ötesi. Ve dün o sıfatla tabii, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. Yani dün orada yani bir nevi o mahallenin ağalarına racon kesti. Sizin aynen. bu yaptığınız siz hep kendinizi düşünüyorsunuz, haksızlık yapıyorsunuz. Ki dünyanın işte küresel gücü imparatoru olan Amerika kalktı kendinden bahsetti. Aradaki evet. fark işte. Yani şimdi niye biz de onlar farklıyız? Bizim devlet anlayışımız, yani bizde insan merhametlidir ya. Evet. Halbuki devlet mekanizmadır. Ama bizim devlet mekanizmamız da merhamet taşır. Tabii. Merhamet duygusu hareket devlet. Eder. Tabii. Evet. Ama dün o farkı orada baktığınız zaman görürsünüz. ABD'de o merhamet yoktu. Yok. Konuşmasında da bunu çok net görebiliyordunuz. Kovboy şeyi var. Kendi yani var. Ben diyor ki ben devletin işte ben Amerikan bütçesini şuraya getirdim. Bütün dünyayı da Amerika'dan ibaret sayıyor. Hepsini de öyle sayıyor. Peki ama falan yerdeki bir garibandan söz etmedin. Yok hayır. Falan yerdeki bir sıkıntıyı çözerim. Yapmadın. Tersine elindeki gücü, silahı diğer ülkelere tehdit aracı olarak kullandın. Bizim aramızdaki fark nedir? Biz o devlette, bizdeki devletin geleneksel merhamet yönü bizim cebarut yönümüzden ya da o keskin yönümüzden daha ağır basar. Hiç şüphesiz. Yani her zaman bütün tarihteki devlet yapılanmamızda hep merhametli devlet tarafımız daha ön plandadır. Evet. Şimdi dolayısıyla nereye geldik? Belediyelere dönüp geliyoruz. Evet. AK Parti belediyelerini ciddi manada sorgulayan, sıkıntıya koyan birkaç tane sebep var. Bu işte Türkiye'de yani 600-700 belediye var galiba AK Parti'de. Bunun hepsini aynı kefeye koymak doğru değil. Ama vatandaşım, ben insanlarla konuşuyorum. Siyaset yapanlarla konuşuyorum. Normal vatandaşla konuşuyorum. Sayıyor bana. Mesela birisi diyor ki ya bu adamın FETÖ'yle geçmişte bağlantısı vardı. Bu şehri FETÖ'ye peşkeş çekti. Ben bu adamı istemem diyor. Bir. Ya diyor ki geldi bu yolsuzluk yaptı diyor. Şimdi ve kendi çevresini güçlendirdi. Belli bir kesimi zengin etti. Ama
şehrin gelir imkanlarını adaletli harcamadı. İki sebeplerden. Yani bunu hepsi her adamda mutlaka vardır demiyorum ama vatandaşın ağırlıkta şikayet ettiği şeylerden birisini söylüyorum. Üç, belediye başkanları vatandaşla göstermelik hasbihal ediyorlar. Samimi değiller. Yani, İrtibat yok. Ben de resim çektirirken ya sosyal medyada paylaşmak için resim çektiriyor. Peki resim çekilmediği yerde de bana aynı davranışı gösteriyor mu, göstermiyor? Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani vatandaşın gönlüne giremeyen belediye başkanları. Bu çok önemli. Bir dördüncü sebep, ya ben her zaman aynı adamın başarılı da olsa artık görmek istemiyorum. Yani yüz eskidi. Görmek istemiyorum. Buna ilgili bir örnek vermiş olayım Sayın Başkanım. Siz de bir soluklanmış olursunuz. Bu demokrasinin teorisyeni Demokles'tir. 20 yıl vekillik yapmış senatörlük. Son dönem yine çıkmış köylere. Bir köylüye tarlanın kenarında sormuş, demiş oyunu kime vermeyi düşünüyorsun? Demiş ki Demokles'e vereceğim. Yalnız yüzü herhalde bu sefer vermeyeceğim. Neden? Ya yüzü çok eskidi demiş. Bu sefer vatandaş dönmüş. Beyefendi siz oyunuzu kime vereceksiniz? Ya ben Demokles'in kendisiyim galiba, ben de bu sefer oyumu kendime vermeyeceğim. Sana katılıyorum diye. Yani ne kadar başarılı da olsa evet, süreç. Öyle belediye başkanları olduk 25 yıl. Yani 25 yıl, 10 yıl, 15 yıl adam belediye başkanı. Yani onun öncesinde gelmiş, yani milletvekili yapmış, il başkanlığı yapmış. Yani sadece belediye başkanı olmasa bile siyasette bir koltukla vatandaşla yüz yüze sürekli. Yani il başkanı olarak orada ya da tabii, milletvekili olarak orada. Yapmışlar. Yani siyasetin... Hatta milletvekili yapmış, geri dönüşmeler. Tabii millet, yani siyasetin ön safında sürekli bir şekilde vatandaş onun fotoğrafını görmüş. Başkanım... Şimdi aradan geçmiş 17 yıl. Tabii. Ya 17 yıl dediğiniz bir insanın ömrü. Üzerine koyun bir 5 yıl daha seçilirse 23 yıl. Tabii. Ya 25 senede adam emekliye ayrılıyor. Ya AK Parti kurulduğunda dünyaya yani gelen yani, çocuklar şimdi oy kullanmaya başladı. Yani oy kullanmaya başladı. Şimdi dolayısıyla bir değişim. Mutlaka değişim. Evet. Bu olacak gibi görünüyor. Diğer söylediğiniz gençlerle ilgili olan mesele. Şimdi evet. Tayyip Bey bu özellikle son milletvekillerine de kısmen yaptığını, genel merkez yapılanmasında, diğer bürokraside de gördüğüm kadarıyla aynı şeyi yapıyor. Bizde bir şey vardır, bir tarafımız köylü olduğu için biraz bazen oralardan örnek veriyorum. Yaşlanmaya başlayan ağaçların yanına bir fidan dikerler. Sebep ne? İşte o artık verimli ömrünü dolduran ağaçın yanında kesince fidanı hazır olsun. Hazır, aynen öyle. Yani bize de bahçecilik çok şeydir. Bahçecinin bu özelliğidir evet, bu. Özellik. Yoksa gelirde kesilme olur 5 sene, 10 sene. Akarın ne, birden kesilir. Akarı biter. Ağacı kestirme biter. Olmaması için ne yapman lazım? Yanına bir fidan dikeceksin. Şimdi AK Parti geldi, 17 yıldır iktidar. Siz nesli yenileyemezseniz nasıl devam edeceksiniz? Şimdi bizde çocuk eskiden ne yapılırdı? Kışın okula giderdi, yaz tatilinde de bir yere çırak olarak verilirdi. O çıraklıkta alacağı 200-300 lira, 500 lira ihtiyacı olduğu için mi? Meslek sahibi olsun derdi. Ne derler? İşte altın bileziği olsun. Yani sonraki işi devredebileceğiniz mekanizmayı kendi içerisinde üretebilmeniz lazım. Üretebilmeyi nasıl yaparsınız? Görevlendirirsiniz. İşte ilde 10 tane milletvekiliniz varsa yanına 2 tane de fidan koyarsınız. Bir sonraki dönem bir tane daha koyarsınız. O kendi içerisindeki değişim, dönüşüm gerçekleşmiş olur. Ama bir diğer önemli mesele de Türkiye'de bir ciddi genç oy kullanan nüfus var. Tabii. Bunların dilinden anlayacak. Şimdi ben 50 yaşındayım, o biri 60 yaşında. 50-60 yaşındaki adamın bugünkü gençliği tam olarak anlayabilme, kavrayabilme şansı yoktur. Şimdi bizim dönemimizdeki dünya başka bir şeydi. Şimdi bambaşka bir şey. Şimdiki gençlerin
Dünyası başka bir şey. Aynı şeyleri yapmaktan zevk almıyoruz. Doğru. Şimdi onların da halinden anlayacak. Bir gençleştirme yapmak yapacak diye geçen bunu da Sayın Cumhurbaşkanı da ifade etmiştim. Ama hangi oranda yapar, ne yapar onu bilemiyorum. Süreç gösteriyor. Belediyelerde de o gençleşmeye doğru bir adım atacağını düşünüyorum. Başkanım son dakikalardayız. Gaziantep'i biraz özelde konuşalım. Siz Gaziantep'ten yeni geldiniz. Hemen de döneceksiniz. Yine sürekli oradasınız. Evet. Gaziantep tabii konuşmanın başında çok önemli bir il. Bölge için çok önemli bir il. Bazen birçok ilin kendine rol model olarak belirlediği bir il. Ama beraberinde geçen bir programda dedim ya dışarıdan baktığınız zaman Gaziantep, yemek örnek vererek söyledim. Dışarıdan baktığınız zaman ya kebap, lahmacun, işte baklava, fıstık, her şey tamam ama içine girdiğiniz zaman Arnavut biberi. Evet. Yani ne demek? Kendi içerisinde görünmeyen çok ciddi sorunları olan bir şehir maalesef. Yönetenlerin suçu var mı? Elbette ki yönetenlerin suçu var. Çünkü onlar yönetiyor. Vatandaş yönetmiyor. Bir sorun eğer uzun süre aynı yerinde kalıyorsa, devam edip gidiyorsa, bu gittikçe de kökleşiyorsa, evet orada yönetenlerin suçu vardır. Ve yönetenler o yaptıkları suçun bedelini ödemek mükelleftirler. Sebep nedir? Yani bir belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanısınız. Sizin aldığınız bu son büyükşehirlerde biliyorsunuz artık köyler, ilçeler hepsi dahil olduğu için. Tabii. Sizin aldığınız karar Antep 2,5 milyon nüfusu var. 2,5 milyonu alakadar ediyor. Dolayısıyla siz kararlarınızı, çalışmalarınızı çok daha dikkatli karar almak zorundasınız ve yönetmek zorundasınız. Eksik yaptığınız zaman o 2,5 milyonu sıkıntıya sokacak işlere imza attınız demektir. Gaziantep AK Parti açısından da oy bakımından da önemli bir şehir. Son 24 Haziran seçimlerinde aşağı yukarı 11 puan civarında, 110-120 bin civarında bir oy kaybı yaşadı AK Parti. AK Parti. Buna rağmen belediyelerde ne olur durum? Görünen işte dün de AK Parti ile MHP bir yerel seçim ittifakı yani resmi olmuyor ama neticede o kendi dayanışmaları içerisinde böyle bir şey yapacakları belli. Diğerlerinin de bunu yapmaktan başka çareleri yok. Yani kim CHP, HDP, İYİ Parti tam bir araya gelmeseler bile mutlaka onu tabanda organize edeceklerdir. Doğru adaylar koydukları zaman mevcut adayların içerisinde de yıpranmış vatandaşın içerisinde az önce o saydığım maddeler eğer vatandaş o belediye başkanına söylediğim 5 maddeden biri, ikisi, üçü, beşi varsa orada farklı davranabilir. Dolayısıyla şu dönem ya ben bu şehri garanti alırım olarak bakılmaması gerekiyor. Yani bir ekonomik sıkıntı söz konusu. Mevcut adaylar değiştirirsiniz ama doğru değişim yapılması gerekiyor. Yani nedir? Aldınız Ahmet'i, verdiniz Mehmet'i. Eğer ahlakı, duruşu, dünyaya bakışı aynıysa orada fotoğrafı değiştirmekle bir şey elde edemezsiniz. Bir ciddi değişim Gaziantep'te de bekleniyor. Yani orada ağırlıkta görüntü şu. Bizim 3 merkez ilçemiz var. Birisi MHP, Oğuzeli ilçemiz. MHP Belediye Başkanı devam ediyor. İki merkez Şehit Kamil Şahin Bey, AK Parti, Büyükşehir AK Parti. Taşra ilçelerimiz de var. 7 tane de Taşra ilçemiz var. Dolayısıyla 6 tane Taşra ilçemiz var. Dolayısıyla Gaziantep'te bir ciddi değişim olacağı beklentisi var. Ama şu da bir var ki hakikaten mesela milletvekillerinde de özelde de çok konuşmuştuk. Beklenti biraz daha farklıydı. Hiç ortaya çıkan listeler çok memnun edici değildi. Bu da sandığa yansıdı zaten. Evet. Bütün o hataların civarında oy kaybı. Tabii. Sayın Cumhurbaşkanı o oy kaybı Cumhurbaşkanı seçiminde de yaşandı mı? Yani şimdi şöyle
%61,5'tu AK Parti'nin 1 Kasım seçimlerinde aldığı oy. %50,80 civarı bir şeye düştü. Yani 51 gibi. Aşağı yukarı 10,5-11 puan civarında bir oy kaybı söz konusu. Cumhurbaşkanı Gaziantep'te 63 civarında, 63 ya da 64 civarında bir oy aldı. MHP'nin de desteği var. Evet. Ama AK Parti'nin aldığı 11. 51 gibi bir oy bandı vardı orada. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür edeyim. Cenab-ı Hak ülkemizi muhafaza etsin inşallah. Amin. Amin. Coğrafyamız gerçekten zor bir dönemeçten evet. geçiyor. Şunu sağlayabilmemiz lazım. Evet, siyasi görüşümüz olabilir. İnanç noktasında görüşlerimiz olabilir, bölgesel farklarımız olabilir. Ama şunu yapmak zorundayız. Bu ülkenin muhafazası bu milletin bir arada durmasıyla ancak sağlanabilir. Ülke vatandaşı olmanın şartı AB partisi demek değildir. Ya da ABC mezhebi, dini diye değildir. Siz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız bu ülkenin çıkarlarını muhafaza etmekle yükümlüsünüz demektir. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan birisi bu özellikle FETÖ'nün ve benzeri yapıların işte çok uzun süre 35-40 senedir de PKK'nın bu ülkeye saçtığı o kötülük tohumlarını maalesef bizim kendi vatandaşlarımızla kendi içerisinde yaşanan bir sıkıntının olduğu dönemlerden yaşıyoruz. Bunun süratle bir şekilde temizleyebilir miyiz tamamen? Temizlemek zor. Ama asgariye indirebiliriz. Türkiye çok ciddi terörle mücadele sınavı veriyor şu anda. Başarılı da gidiyor. Şu anda gidişat o. Ama biz şunu da yapabilmeliyiz. İşte şimdi bir af meselesi konuşuluyor. Zamanımız da doldu. Ona da bir vurgu yapmakta fayda var. Af evet olabilir. Ama şu olmamalı. Vicdanları kanatacak bir afın bu ülkeye faydasından çok zararı olur diye düşünüyorum. Toplumsal vicdan çok önemlidir. Yani yaptığınız bir şeydi. Az önce belediyelerle ilgili örneklendirme yaparken. Yani toplum yaşadığı o şehrin bakışı, vicdanı rahatsa, eminse oradan, o şehirde adam yaşarken de rahat ve huzur içerisinde olur. Evet. Ama tedirgin olursa, yani ben başıma ne zaman bir iş çevirirler işte, ne zaman bana bir ceza dayatırlar, evimi yıkatmaya ne zaman gelirler ya da işime ne zaman engel olurlar, tedirginliği içerisinde yaşayan birisi o şehirde huzurlu yaşayamayacağı gibi ülkede aynı şeydir. Ülkedeki vatandaş için de aynı şeydir. Af evet önemlidir. Devletin affedebileceği suçlar var, etmemesi gereken suçlar var. Çok mu önemliydi? Bana göre çok önemli değil. Yani onun yerine adalet mekanizmasının daha isabetli karar verecek şekilde bizim nasıl organize edebilmemiz gerektiği noktasında bizim şu anda mesela bir Rahşan afı olmuştu geçmişte. Evet. İşte aradan geçti şu kadar zaman. Şimdi ne konuşuluyor? Ya içeride mazlum olanlar var. Ya şimdi içeride mazlum olan 5 tane adam varsa da senin sisteminde bir yerde bir eksik var. O sistemi düzeltilmesi lazım. Yani Türkiye'de mahkeme karar verdiği zaman, kişi eline aldığı zaman ya evet ben bu suçu işlemiştim. Mahkeme de bana bunu verdi. Hakimi de kandıramadım. Kendimi savundum ama avukat da tuttum. Bilmem ne de ettim. Ama sistem, devlet öyle bir işliyor ki benim yaptığım suçu delillendirdi ve önüme koydu. Bana da gerekli ceza kesti. Kimsenin sesi çıkmaz. Ama şimdi afı çıkardınız işte 200 bin civarında insan dışarı çıkacak deniyor. Bunun içerisinde birçok suça bulaşmış insanlar çıkacak. Çıktığı zaman bunlar yine o suçu işlemeye devam ederlerse ya da o suçu işlerken zarar verdikleri şahıs, kişi, kurum yüreğini, vicdanını kanatacak şekilde bir karar çıkarsa o da toplumda yeni bir, bana göre yeni bir handikap oluşturur diye düşünüyorum.
Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Biraz uzattık galiba. Estağfurullah. Bunlar da önemli gündem maddeleriydi. Kısa da olsa hem terörle mücadele perspektifi Türkiye'nin gayreti hem de afla ilgili tartışmalara da değinmiş oldunuz. Evet kıymetli izleyiciler, bir siyaset analizinin daha sonuna geldik. Canlı yayın konuğum Hayri Ünal, Kanal 5'imizin Onursal Yönetim Kurul Başkanı ve Asrın İş Adamları Derneği Gaziantep Şube Başkanı'dır kendisi. Konuları kendisiyle detaylı bir şekilde tartıştık. Takdir sizindir. Önümüzdeki hafta buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.